Şimdi bir füze biliyorsunuz camiye düştü, atıldı. Bir füze de hemen caminin yakınlarındaki bir binaya atıldı. Aytaç şimdi ikinci füzenin atıldığı yerde. Aytaç orayı bize gösterebilir misin? Oradaki hasar nasıl? Orada var mı yaralılar? Eh, Ahmet Hakan buradaki hasar gerçekten de çok büyük tek katlı bir bina çatıdan geldi volkan göstersin size füze çatıdan geldi o tahtaları deldikten sonra eh, evin içini önce evin içini gösterelim bu hale getirdi ve burada 9 kişi vardı bunlardan 4'ü çocuktu yaralandılar hemen Buradan dışarıya çıkarıldı. Sağ tarafa doğru dönelim. Çok küçük bir alanda olduğu için zorlanıyoruz ve size o tesiri gösterelim. Bakın füze buradan giriyor ve olabildiğince büyük bir yarı kaçıyor. Ve şu anda olay yeri inceleme ekipleri bile burada değil. Ve o füze oralarda bir yerde olabilir. Ve hasar gerçekten de çok büyük. Evde 9 kişi vardı. Bunlardan 5'i yaralandı. Ve evin hali gerçekten tanınmaz halde. İşte televizyonları bile açıktı kapattı. Burada oturuyorlardı. Hava soğuktu, yağmur yağıyordu. Hemen sobanın başında oturanlar vardı, koltuklarda oturanlar vardı, çocuklar vardı ve o büyük patlama meydana geldi. Çatıdan geldi. Çatıyı bu hale getirdikten sonra diklemesine füze ilerlediği için volkan dikkat et sol tarafına. Hemen bu sol taraftaki duvarı da deldi ve böyle büyük bir hasar oluşturdu ve buradakilerde dördü çocuk olmak üzere beş kişi hastaneye kaldırıldı. Burada oturanlar, yakında oturanlara sorduk durumları. Nasıldır diye aman dikkat durumları nasıldır diye durumlarının iyi olduğunu söylediler. Doğru mu durumları iyi durumları iyi durumları iyi onlar da hastaneye kaldılar ama o füzenin yaptığı etki Ahmet Hakan işte böyle. Aytaş teşekkürler gerçekten çoluk çocuğun üzerine böyle alçakça roket fırlatıyor adamlar yani tüylerim diken diken oldu teşekkürler kolay gelsin.